Mavi Şey YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar Kafe Krem, şöyle elimde göstereyim, bir Sigarillo Pro'sunu sizler için test edeceğim. Fakat bunu doğrudan test etmeyeceğim. Ne yapacağız? Damla sakızlı Osmanlı kahvesi yapacağız. Yanında işte noodle vesaire. Böyle bir video oluşturacağım. Bakalım YouTube tarafından test edeceğim. Bir önceki videolarda da size aktarmaya çalıştım. Doğrudan elektronik sigara ve sigara videolar çektiğim zaman YouTube'da kural ihlaline takılıyor maalesef. Bir de böyle video serilerimize devam edeceğiz. Hem videolar daha uzun ve daha akıcı bir şekilde devam etmiş olacağız. Şimdi ilk önce kahvemizi yapalım. En sonunda tabii bu pro testini sizlerle gerçekleştireceğim. İnşallah böyle devam eder. Evet, ilk önce cezvemize suyumuzu koyuyoruz. Bu büyük fincan Osmanlı kahvesi arkadaşlar. Çünkü ölçeği de büyük. 200 gramlık paket damla sakızı aromalı. Bunun fiyatı 21 lira falan olması gerekiyordu. Fişten bir kontrol edelim. 21 lira, fakat maalesef günümüzdeki enflasyon seviyelerinde çok çabuk fiyat değişimi gerçekleşiyor. Yine de fiyat bilgisini verelim. Şöyle bir ölçek bir kişi başına. İsteğe göre ilave şeker kullanabilirsiniz. Fakat ben tercih etmiyorum. Tadı zaten yumuşak, güzel bir içim sağlanıyor. Şimdi bunu başlatmadan önce karıştıralım. Şöyle başlatalım. Yoğun tabii bir ölçek. Bir ölçek kaç gram, onu da ölçebiliriz. Arkasında yazıyordur. Arkadaşlar mekana geldik. Şimdi Kafe Krem Blue inceleyeceğiz. Kahveyi tükettim, fazla hızlı taşıyor, hızlı köpürüyor. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi Kafe Krem'de 3 çeşit Sigarillo mevcut arkadaşlar. Birincisi kahverengi olan, dark olarak geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu koyu kahve, böyle çikolatamsı tat veriyor. Bir de sarı paket var. Bu da vanilya. Daha farklı bir tat veriyor o yönde, vanilya yönünde. Bu da Kafe Krem Blue. Daha sade, daha içilebilir bir türden olduğunu fark ettiğim için tercih ettim. Şu şekilde göstereceğim şimdi. Bir tane çıkarıyoruz. Yani inşallah bir sıkıntı çıkmaz ya. Şöyle göstereyim. Fazla yakınlaştırmak istemiyorum YouTube açısından. Şimdi bunu yakacağım. Yine burada noodle'ımız duruyor. Bunu da kısa kısa videolarla size aktardım yapımını. Fena değil, güzel olmuş. Söyleyebileceğim bir şey var. Normal sigaranın tüketimi bir dal olarak 5 dakika, 4 dakika ise ortalama olarak, bu 7 dakika, 8 dakika, 10 dakikayı buluyor. Şöyle söyleyeyim, sigarillolar bir pro değiller. Pro üretiminden kalan tütünler, mamuller işlenerek ince kıyılır ve daha sonra sigara tarzı, dışı bu yine pro yapraklarıyla, içi ince kıyılmış prolarla bir sigarillo oluşturulur. Maliyeti ucuzdur. Tüketimi kolaydır, güzeldir. Sigara ile puro arasında bir zevk yaşatır. İçine çekmeniz uygun görülmez. Sigarillolar budur arkadaşlar. Zaten isimden de anlaşılabileceği üzere Sigarillo. Yine burada bir Fiskat Draje mevcut. Mix. Bu yeni çıkmış herhalde, Fisko Birliği'nin. Bir de bunun portakallısı vardı. Bu çikolata kaplı fındık drajeymiş. Şöyle paketi açıyoruz.
Normal çikolata kaplı drajı arkadaşlar. İçinde fındık var. Çikolatalı fındık. Peki neden bir kibrit ile yaktım? Genellikle çakmakla yakmak uygun görülmez arkadaşlar. Prolarda, pro kültürüne zaten aykırı olarak nitelendiriliyor. Ben sigarilloyu da uzun süre boyunca tükettim, içtim. Bunu da bu mantıkla yakıyorum, kullanıyorum, tüketiyorum. Başka söyleyecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Fiyatlarına gelecek olursak ve Kafe Krem markası gerçekten güzel bir markadır. İçilebilir, tüketilebilir bir markadır. Ülkemizde Rax markasını görürüz. Bir de bir marka daha vardı, adını tam hatırlayamadım. 3 harfli CHE, nasıl okunuyor bilmiyorum, C diye okunuyor. İkisi de gerçekten kafe kreminin yanından geçemeyecek markalardır. Tadı acıdır, hoş değildir, proları kalitesizdir, yerli üretimdir. Kafe krem ithal bir marka. Zaten burada sizin 1963 yazıyor. Güzel bir markadır. Tüketim açısından çok güzel içim sağlar. Videomuza kısa bir ara veriyorum. Bugün Binomo ticaretinden bahsedeceğim. Açıklamalar kısmına link bırakıyorum. Açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olursanız ve ilk para yatırma işleminizde bonus kazanabilirsiniz. İlk önce burada trade yapmak istediğimiz pariteyi seçiyoruz. Daha sonra bizim burada iki tane seçeneğimiz var. Birisi yukarı, birisi aşağı. Yani bu grafiğin yukarı yönünü seçersek bittiği zaman süre içerisinde bitiş anında bir önceki pozisyondan yukarı şeklinde yukarıda olması gerekiyor. Aşağı seçersek de tam tersi oluyor. Bir örnek gösterelim. Şöyle tutarı ayarlayabiliriz buradan. Bin Türk lirası seçtik. Yukarı dedik. Şu anda işlemimizi girdik. Yani bunun başlangıç yerinden yukarıda, o çizginin yukarısında bitiş yapması lazım. Evet, 1830 Türk lirası hesabımıza geçti. 1000 Türk lirası ile yatırım gerçekleştirdik. %83 karımız var. 830 lira olarak da kar geçti bize. Diğer kanalımda birçok Binomo hakkında para yatırma, para çekme ve taktiklerini anlattığım videolar, seriler gerçekleştiriyorum. Açıklamalar kısmına hem diğer kanalımı hem de linki bırakıyorum arkadaşlar. Bonustan sizler de faydalanabilirsiniz ve gelirinizi arttırabilirsiniz. Thank you.